Kılıçdaroğlu, vallahi ben şöyle söyleyeyim. 20 senemizi yedi AK Parti, 20 senemizi yedi. AK Parti'ye hep muhaliftim ben, şahsen hep muhaliftim. Bu seçimden itibaren artık Kılıçdaroğlu, hani şu 5 seneyi Kılıçdaroğlu yüzünden verdi bu memleket. Bu 5 senenin 2026'ya kadarki süreçte vebali Kılıçdaroğlu'nun boynunadır. Bu seçim onun yüzünden kaybedildi. Muhalefetin de gerekli muhalefetliği yapamadığını mı düşünüyorsun? Doğru, yapamıyor. Yapamıyor yani. Ya ben şöyle söyleyeyim, benim kendi şahsi görüşüm. AK Parti artık iktidarını o kadar sağlamlaştırdı ki muhalefeti de kontrol eder hale geldi. Uzaktan kumandalı bir muhalefet var. Sen şurada dur, şu kadar, hani iktidarın izin verdiği kadar muhalefet yapıyor. O yüzden bu muhalefet, hani kalkıp da düne kadar Tayyip için, Erdoğan için diktatör deniliyordu. Diktatörün kralı Kılıçdaroğlu'dur. 2-2-4. Kılıçdaroğlu değişmeden muhalefet değişmez, muhalefet değişmeden iktidar değişmez. Maalesef. Sorumu sorayım. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'nda kalmaya devam ederse CHP'yi nasıl bir gidişat bekliyor? Muhtemelen orada da bir ayrışma olacak. Refah Partisi'nden AK Parti nasıl ki ayrıldı, muhtemelen artık İmamoğlu ayrılıp da parti kurar herhalde. Parti kurduktan sonra onlar da dağılacak yani. He ne var? Belli bir kesim var. Hani AK Parti seçmenine sorsan, biz AK Parti'yi sevmiyoruz, biz reisin yanındayız, reis nerede, biz orada. CHP'de de böyle bir kitle var, tabela. O tabelayı gördükten sonra vazgeçmeyecek bir kitle var. Ama bazıları da gerçekten artık değişim şart diyecek bir kitle de var. O yüzden bence eğer ki o koltuk sevdasından vazgeçmezse muhtemelen kopma olacak. Muhtemelen İmamoğlu siyasi yasağı nasıl yapar bilmiyorum ama parti kurup artık gerçek bir muhalefet yapma yolunda adımlar atacak diye düşünüyorum. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorum? Valla şarampolden aşağı, böyle uçurumdan aşağı giden bir kamyon gibi görüyorum ben. Niye böyle düşündüm? Gidişat ortada ya. Hani böyle hayal satmak gelmiyor. Ya şimdi dolar diyoruz da ya yazık günah. Türk lirası Nebati'nin söylemiş olduğu gibi artık daha fazla düşmez. Düşebileceği en dip yere kadar düştü. Ya bu kadar düşmüşken, hala da adımlar atılmıyorken, he şimdi ne var? Kontrollü artık çok mu ses geldi, ne oldu? Hiç sevmem dediğim gibi. Çok iktidarın hemen hemen her yaptığı şeyi eleştirmişimdir. Hani bile isteye de muhalefet yapmamışımdır. Hakikaten doğru yapsınlar başımın üstüne. Maliye'nin başına getirilen Şimşek, Mehmet Şimşek baş göz üstüne. Doğru bir adım mıydı? Doğru bir adımdı. Keza getirilen o şey bayan Hande Hanım. Doğru bir adım mı? Doğru bir adım. Ama işte kontrol edilecek mi? Yine talimatlarla mı hareket edilecek? Mehmet Şimşek'e o yönden biraz güveniyoruz ama biraz umut ışığı varsa sadece ondan yana var. Sadece ondan yana var. Başka da zerre kadar benim umut ışığım yok. İnşallah güzel olur. İnşallah yanılırız. İnşallah ne bileyim hayalle kalmaz. Ama kendi geleceğimi unuttum artık ben bu memleketin geleceğini düşünmekten. İnşallah güzel günler görürüz. Ne diyelim? Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğini açıkladı. Ne düşünüyorsun? Vallahi Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman başa gelemez. Gelemez. Boşa uğraşıyor. Kılıçdaroğlu hiçbir yere gelemez. Neden gelemez? Gelemez. Neden gelemez? Ya merak edecek bir şey yok. Görünüm ortada. Doğru. İktidarda aradığınız özellikler nelerdir? Ya iktidar çalışıyorsa, halkına hizmet ediyorsa budur yani. İktidara bir şey olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu bir yere gelemez. Peki Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıkta kalmaya devam ediyor CHP'nin. CHP'yi uzun vadeli nasıl bir senaryo bekliyor? Vallahi geldiği günden aynıysa bundan sonra da daha kötü olur. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu çok yalan konuşan birisi. İşi gücü yalan. Yalanını duyduk çok. Ya yalan konuşuyor. Bir tane örnek verir misiniz? Ya şu yalanını unutamıyorum dediğiniz bir olay. Ya şimdi bakın. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bak ben de CHP'ye oy verdim. 3 dönem bir de sandığa gitmiyorum. Oy kullanmıyorum. Bazı neden dolayı. Şimdi bazı şeyleri hepsi yalan konuşuyor. Biri değil. Mesela uçak yaptılar. Dedi ki böyle bir şey yok. Dışarıdan alıyoruz dediler. Araba yaptılar. Dışarıdan alıyoruz dediler. Türkiye'de bir şey yapıyorlar. Dışarıdan bir şey getir. Yani niye beyefendi? Zorlama mı gidiyor? Hayır, herkes uzak veriyor. Ya sen oluyorsun ya. Ya şimdi hayır, herkes senin mesleğin ne, görevin ne? Benim ben inşaatçıyım. İnşaatçısın. Kültür yok, eğitim yok. Lütfen. Daha ne adama şey hakaret ediyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu senden çok eğitimli bir adam. Ne olmuş? Olabilir. Ne olmuş? Ya ben senin eğitimin söyleyeyim. Sıfır bir kere. Sen bu ya ülkeye yakışan bir tip değilsin kardeşim. Siz neyi karalıyorsunuz? Niye karalıyorsunuz? Yani bu seçim oldu hanımefendi. 100 kere de seçim olsa 100 kere bu adam kazanacak. Neden? Nedeni belli. Türkiye modern bir ülke değil. Doğru mu? Doğru abi. Doğru. Yani her şey var. Anlatmaya bilmiyorum. Zor yani zor. Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğini ya sosyal olarak bu ülke hazır değil. Nasıl? Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğini açıkladı. Ya onun istifa etmemesi çok önemli değil ki. Yani o gider başkası gelir. Ama şu an Türkiye'de bir değişim şart ve bu insanlar da bunu istemiyorlar. Arap kültürü yaşanıyor bu ülkede.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ben Türk'üm. Ama maalesef bir Avrupa'ya gittin mi sen hiç? Gitmedin. Gitmedin. Bir git beyefendi, bakayım. Bir Almanya'yı gör. Ya git Fransa'yı gör bak hele. İnsanlar nasıl yaşıyor? Akıllı olun. Türkler akıllı bir millettir. Akıllı olalım, akıllı. Tartışmaya gerek yok. Bak bu gençlerin geleceği yazık değil mi? Yazık kardeşim. Ben kızıyorum. Gel kardeşim buraya. Kaç yaşındasın? Ben 14 yaşındayım abi. Bu adam ömrü boyunca çalışsa bir araba alamayacak kendine. Bir ev alamayacak. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Daha ne istiyorsun? Yani oradan mesela ne yapacak Türkiye ya? Almanya'da adam 30 yıllığına kira öder gibi ev alıyor kardeşim. Ben Almanya'da abi, yaşadım. Tamam. Sen ne diyorsun? Benim babam bir akıllı şey olun, akıllı. Türkler akıllıdır. Atatürk zamanındaki bir tane Türk tanımıyorum ben şu an. Ya gelmişsiniz A parti, B parti. Ya hepsini Allah belasını versin. Ben kelimesini kullanmadım. Kılıçdaroğlu diyorsun. Senin diyor ki Kılıçdaroğlu düzgün bir adam kardeşim. Türkiye'ye layık bir adam değil o. Düzgün bir adam. Türkiye'ye üç kağıtçı lazım, yalancı lazım, dolandırıcı lazım Türkiye'ye. Siz çünkü bunu hak ediyorsunuz. Evet, gerçekten hak ediyorsunuz. Buyurun. Toplumun büyük bir kesimi bu seçimi kazanamamasının sebebini Kılıçdaroğlu'na bağlıyor. Ne düşünüyorsunuz? Bu bizim için bir kurtuluştu, bu bizim için bir dönüm noktasıydı ve Kılıçdaroğlu aday olduğu için kaybettik diyen bir kesim de var. Muhalefet olduğu halde. Ne düşünüyorsunuz? Ya Kılıçdaroğlu'na bağlı değil. Dediğim gibi sosyal lafımızın uygun değil hanımefendi. Biz şu an yani bir demokrasiyi savunan bir partiye oy verecek kültürde değiliz. Ben onu görüyorum. Ben iki üniversite okumuşum ama gelmiş herif kapanacağım. Abi ne kapan, burası Türkiye Cumhuriyeti ya. Git Arabistan'da yaşa ya. Git orada yaşa kardeşim. Ya bu beyinler betonlaşmış. Betonlaşmış gerçekten. Son soru. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyoruz? Vallahi daha alçak bir yerlerde göreceğiz. Niye böyle düşünüyorsun? Ya umudum yok ki benim. Demin bahsettim ya, bu kardeşimiz 30 yaşına geldiği zaman bir hanımefendiyle evlenemeyecek gerçekten. Yemin ediyorum size evlenemeyecek. Ya 3 tane bilezik alamayacak eşine, sevgilisine. Bir ev, bir daire alamayacak, bir araba alamayacak. Biz bunu çözelim ya. Bana ne Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş, falanca gelmiş. Bunlar önemli şeyler değil. Ya memleketi Atatürk nasıl kurtardıysa şu an ben öyle bir insan göremiyorum bu ülkede. Bir dibe vuracağız, ondan sonra bilmiyorum ne olur ne olmaz. Ben çok umutsuzum, çok karamsarım. Çünkü akıllı insan, yani atıyorum 10 kişi varsa bu ülkede, bunun işte 6 tanesi akılsız, 4 tanesi akıllı. Yani demokrasi nedir? İşte seçimdir. İnsanlar yine akılsız adamı seçecek. Dolayısıyla yine kazanamayacağız. Abi yine yerin şey dibindeyiz. Hatay mesela bir oy alamamışken kaç oy aldı yani? Olayların şeylerine bak. Konuşacak bazı şeyler var, konuşulmuyor. Şimdi ben biraz kendimi, ya biraz daha ileri gidersem biliyorum. Şu an karakola gideceğimi de biliyorum. Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğini açıkladı. Ne düşünüyorsun? Ya bence artık bırakması gerek. Yani bayağıdır burada bir şey de yapamıyor. Onun yüzünden kaybettik. Başkasını çıkarsaydı kazanırdı. Ya artık gitsin yani artık. Gitsin evinde otursun, çayını içsin. Yani bıktık artık. Ya bence Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş gelirse daha iyi olacağını düşünüyorum. Zaten yani bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikisinden biri aday olsaydı büyük ihtimal kazanırdı. Anketlerde de bunu görüyorduk. Anketler de söylüyordu. Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını biliyorduk zaten. Bizim için sürpriz olmadı. Hata yaptı yani. Yine bizi 5 yıl daha şeye itti. Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kalmaya devam ettiği sürece CHP'yi nasıl bir gidişat bekliyor? Ya CHP'nin daha düşeceğine inanıyorum Kılıçdaroğlu kalırsa eğer. Yani halkın ona güveni de azaldı. Yani herkes umudu bitti. Şimdi herkes kaçmayı düşünüyor ülkeden. Zaten hükümet de yani zor günlerdeydik. Şimdi daha zor günler bizi bekliyor. Daha çok umutlarımızı kaybettik. Bir umudumuz vardı, o da gitti. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğini açıkladı. Ne düşünüyorsun? Etmesin. Neden etmesin? Ya gayet kibar bir adam ama biraz agresif olması gerekiyor. Bazı vatandaşlar bu seçimin kaybedilmesinin sebebini Kılıçdaroğlu olarak görüyor. Ne düşünüyorsun? Kolay olay bence. Kolayını buluyorlar. Çünkü oyların nasıl kazanıldığını biliyoruz seçimin. Nasıl ya, kazanıldı bu seçimde? Her türlü hileyle kazanıldı. Her zaman olduğu gibi. Yanlış mı? Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğini açıkladı. Ne düşünüyorsun? Hiç iyi şeyler olmaz. İstifa etmesi şart bence. Neden şart? Kaç senedir CHP'nin başında. Neler yaptı ki? Hiçbir şey. Ancak boş bir muhalefet. Başka bir şey değil. Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı olmaya devam ettiği sürece CHP'yi nasıl bir gidişat bekliyor? Yani hiçbir yere varamaz. Hep AK Parti'nin işine yarayacak şeyler olur. Niçin böyle düşünüyorsunuz? Hiçbir şey yapamaz. Ya daha doğrusu CHP'nin komple değişmeye ihtiyacı var. Yani CHP ya bir kere geçmişi belli.
Yani ben kendi şahsıma söyleyeyim, ben beğenmiyorum. Geçmişini niçin beğenmiyorsun? Yani geçmişi her bütün olaylarda Dersim olayında CHP vardır. Kanlı olaylarda hep CHP vardır. O yüzden yani bak senelerdir mesela Büyükşehir'de İmamoğlu var CHP'nin elinde. Neler yaptı? Anca eskiye gidiyoruz. Yenilenen hiçbir şey yok. Ya bir cenaze yıkanan yerde bir klima sökülüp götürülmez. Yani bunlar gözle görülen şeyler, aşikar yaşanan şeyler. Ya bir dahaki dönem mesela yerel seçimler var. Tekrardan seçileceğini mi düşünüyor? Tabii ki de hayır. Ya bilmiyorum, ben herkesin görüşüne saygı duyarım ama kesinlikle seçilmemesi gerekiyor bana göre. Ama AK Parti iyi veya kötü. Ama yine ondan iyisi yok kısacası, onu söyleyeyim. Ben savunmuyorum hiçbirisini. Ama gözle görülen bir şey var. Yani yapılan mevcut iktidarın karşısında daha güçlü bir aday göremiyor musun? Kesinlikle. Ben görüyorum, o da içeride Selahattin Demirtaş. Kendisi de siyaseti bıraktığını açıkladı. Ne düşünüyorsun? Yani saygı duyarım ama bırakmaması gerekiyor. Ama içeride ne yapabilir ki? Mecbur kalacak. Bırakmak zorunda.